Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum bir kez daha. Sevgili arkadaşlar, bu analizimizin konusu ise Dolar-TL olacak. Önümüzdeki hafta malumunuz üzere son derece kritik bir hafta. YSK'nın kararını açıklaması hususunda önemli bir beklenti bulunuyor. Büyük ihtimalle pazartesi günü bu kararın açıklanacağı yönünde yoğun bir beklenti var. Ancak pazartesi olmaz, salı çarşambaya da sarkabilir ama artık bu hafta bir şekilde bu konunun sonuçlanacağı hususunda büyük bir beklenti oluşmuş durumda. Arkadaşlar, YSK ve sonrasıyla ilgili olarak detaylara girmeden önce dünya piyasalarında genel bir duruma bakalım isterseniz. Cuma günü itibariyle dolar endeksinde tekrar bir geri çekilme eğilimi oldu ve %0,40 civarında bir gerileme yaşandı. 97.500'leri zorlarken tekrar 97 seviyelerine doğru bir yaklaşım gündeme geldi. Bunun paralelinde Euro'nun dolar karşısında değer kazandığını ve 1.11.35'lere kadar geri çekilmiş iken tekrar 1.12 üzerine bir sıçrama yaşadığını, bunun paralelinde ise dolardaki değer kaybının altına yönelik olumlu bir etkisi olduğunu ve tekrar 1.268'ler civarından 1.280 dolara doğru bir atak yaptığını görmüş bulunmaktayız. Evet sevgili arkadaşlar, bir de çok affedersiniz, bir de Fitch, Kredi Derecelendirme Kurumu, Fitch'e değinmek gerekiyor. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB olarak ve görünümünü de negatif olarak teyit etti. Zira 15 Temmuz 2018 tarihinde BB artı olan notumuzu BB seviyesine indirmişti. 15 Aralık 2018'de de herhangi bir değişiklik yapmadı. Nitekim en son vermiş olduğu kararında da herhangi bir değişikliğe gitme ihtiyacını hissetmedi. Arkadaşlar, bu BB notlarının anlamını size şöyle ifade edeyim. BB seviyesi yatırım yapılabilir seviyesinin aşağısında olan, spekülatif yönü güçlü olan ülkeler anlamına geliyor. Bu tarz ülkelere verilen bir nottur. Yatırım yapılamaz ve spekülatiftir notu şeklinde değerlendirmek mümkün. Ve bu BB notuna bağlı olarak ise arkadaşlar, BB notu ikinci kademede yatırım yapılamaz seviyesinin ikinci kademesi BB artı ve bir de BB eksi şeklinde bir not grubu var ki bu da BB artı olduğu zaman yatırım yapılamaz seviyesinin birinci kademesi, BB eksi ise yatırım yapılamaz seviyesinin 3 kademe aşağısı şeklinde puanlanmakta. Biz yatırım yapılamaz seviyesinin orta seviyesindeyiz veya ikinci grubunda bulunuyoruz. Arkadaşlar, Fitch zayıf dış finansmanımıza, büyük çaplı dış finansman ihtiyacımıza, düşük seviyedeki uluslararası rezervlerimize, yüksek dış borç ve yüksek enflasyon risklerimize, siyasi ve jeopolitik risklerimize ve ekonomik oynaklık geçmişimize dikkat çekmek suretiyle notumuzda herhangi bir değişiklik yapmadığını ifade ediyor. Bu gerekçeleri ön plana çıkarıyor. Aynı zamanda bazı olumlu yönlerimizin olduğundan da bahsediyor. Diyor ki, Türkiye'nin reytingi yüksek, güçlü bir kamusal finansman sistemi bulunuyor, canlı bir özel sektörü bulunuyor ve ekonomik çeşitliliği yüksek bir ülkedir demek suretiyle de olumlu yönlerimizi de ifade etmiş ama sonuç itibariyle notumuz negatif durumda. Evet değerli arkadaşlar, konu başlığımız bu hafta altı direnci aşılabilir mi şeklindeydi. Tabii ki bu direncin aşılabilmesi hususunda özellikle şu anda piyasaların odaklanmış olduğu konu, seçimler iptal olacak mı? Yeniden bir seçim durumuyla karşı karşıya kalacak mıyız şeklinde. Bu konuyla ilgili olarak arkadaşlar, şahsi görüşlerimi, düşüncelerimi ve bazı sizlerin yoğunlukla yöneltmiş olduğunuz soruları soru cevap bölümü halinde 3 ayrı video dahilinde yayınlamıştım dün gece itibariyle. Bu videolardan ayrıntıları bulabilirsiniz. Şu anda seçimler iptal olursa ne olur? İptal olmazsa ne olmaz? Ne olur? Hangi seviyelere kadar bir geri çekilme olabilir? Hangi seviyelere kadar bir yukarı eğilim söz konusu olabilir konusunu teknik analiz kriterleri dahilinde incelemeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu ifade etmek lazım ki eğer seçimlerin iptali yönünde bir karar çıkacak olursa, bunu her defasında ifade ediyorum, ekonomik belirsizliğin ve seçimlerin yenilenmesi gibi bir durum söz konusu olması nedeniyle yeni yeni harcama kapılarının açılacak olması, ekonomik reform paketiyle ilgili olarak atılacak olan adımların bir süre daha ötelenmek gibi bir durum ile karşı karşıya kalınması ve seçimlerin kazanılması adına yeni bir takım tavizlerin veyahut da benzeri şekilde taahhütlerin gündeme gelecek olması gibi ihtimaller nedeniyle Dolar-TL 5.98 seviyesini veya genel anlamda 6 psikolojik direncini zorladığı bu aşamada
altı direncinin kolaylıkla aşılma ihtimalini yüksek görebiliriz. Eğer seçimler iptal olur ise. Altı direnci arkadaşlar psikolojik bir direnç konumunda ve bu direnci biz bu hafta itibariyle 5.98.53 seviyesini en yüksek seviye olarak görmek suretiyle ve son 4-5 gün içerisinde 3 kez 5.98'in üzerini test etmek suretiyle 6 psikolojik direncine oldukça yakın bir seyir içerisinde bulunuyoruz ve tamamıyla gelecek olan seçim sonuçlarına bağlı olarak ya 6 direncini bu hafta itibariyle aşacağız veyahut da gelecek olan iptal edilmediği seçim sonuçlarının tescil edildiği şeklindeki bir karara bağlı olarak sınırlı bir geri çekilme, sınırlı bir kar realizasyonuyla karşı karşıya kalabiliriz. Arkadaşlar biz eğer ki 6 seviyesinin aşılmasını gerektirecek bir sonuç ortaya çıkar ise bu durumda hangi seviyelere kadar yükselebiliriz sorumuzun cevabını arayalım isterseniz. Değerli dostlar bu hafta için pivot seviyemiz 5.96 olarak görülmekte. 5.96 seviyesinin üzerindeyiz. Zira haftalık kapanışımız 5.97'ye yakın bir şekilde gerçekleşti. Bu haftanın birinci pivot direnci 5.99.86. 6 diyelim artık biz bu seviyeye. İkinci direncimiz 6.02. Üçüncü direncimiz ise haftalık direnç anlamında, pivot dirençleri anlamında söylüyorum, 6.06 olarak görülmekte. Yalnız arkadaşlar bu pivot dirençleri veya pivot kriterleri normal koşullar altında ki seviyeleri gündeme getirebilen bir husustur. Ekstra bir haber akışının olması durumunda elbette ki bu seviyelerin şaşması, daha yukarı veya daha aşağı seviyelere doğru bir takım fiyatlamaların gündeme gelmesi pek tabii ki doğaldır. Ancak bizler yine de bu hafta içerisinde 6 psikolojik seviyesini zaten biliyoruz. 6.02 ve 6.06 seviyelerini bir köşeye not alalım derim. Sevgili arkadaşlar bu bir haftalık grafiktir ve haftalık grafiğimiz itibariyle şu anda 7.20'ler seviyesiyle en son gördüğümüz düşük seviye olan haftalar önce gördüğümüz düşük seviye olan 5.14-15'ler seviyesindeki noktayı dikkate aldığımız zaman bu bölge arasındaki Fibonacci çizimimiz şu anda %38.2'ye denk gelmekte olan şu hattı zorladığımızı yansıtıyor. Bu seviye arkadaşlar 5.94-5.95 seviyesini ifade etmekte. Dolayısıyla biz şu anda 5.95 seviyesi üzerinde bu direnci aşma evresinde bulunmaktayız. Henüz bu seviye üzerinde haftalık ilk kapanışımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şayet bu seviyenin korunması durumunda Fibonacci kriterleri itibariyle ulaşılabilecek olan bir sonraki direnç noktamız yani şu %50 hattına denk gelen seviye 6.19 seviyesini ifade etmekte. O halde 5.95 üzerinde kalındıkça ve gelecek olan haber trafiğine bağlı olarak sert adımların söz konusu olabilmesi durumunda ilk olarak ana direncimiz 6.20 olarak veya 6.19 olarak görülmekte. Şuradaki 6.02 ve 6.06 seviyeleri arkadaşlar haftalık pivot seviyeleri olarak dikkate alınmalı ama 6.19 seviyesine kadar da bir yükselişin İlk etapta gelecek haber trafiğine bağlarak oluşması mümkündür. Ancak bu seviyenin bu haber trafiğine bağlı olarak aşılma ihtimalini çok fazla yüksek görmediğimi şahsi düşüncem olarak söyleyebilirim. Zira 6 seviyesinin bir destek konumuna getirilmesi adına bir çabanın, bir dengelenme sürecinin olabileceğini muhakkak dikkate almak gerekiyor. 6.20'ye doğru bir atak olur ise özellikle dikkat etmek, o seviyelerin kalıcı olmayabileceğini, bu hususu dikkate almakta büyük yarar bulunuyor. Ne zaman ki 6.20 seviyesi aşılır ve bu seviye bir destek konumuna gelir ise eğer, işte o zaman 6.40-6.50 bölgesini hedeflemek daha doğru olur kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz beyaz bir hattımız bulunuyor, bir destek hattımız bulunuyor ve yaklaşık 13 haftadır yükseliş eğiliminde olan bir dolar-tl kuruna tanık olmaktayız. Şurada gördüğünüz kırmızı bar ise swap krizi olarak bildiğimiz 31 Mart tarihinden önceki swap krizinde yaşanan bir düşüş bandını ifade etmekte. Ama 13 haftadır istikrarlı bir şekilde yükselen bir dolar-tl, zira sizlere de sürekli analizlerimde dolar-tl'deki kademeli yükseliş eğiliminin devam edeceği hususunda görüşlerimi bildirmekteyim zaten. Evet arkadaşlar 6.20 seviyesinin bir diğer önemi ise aylık pivot verilerimize dönecek olur isek
Biliyorsunuz Mayıs ayının gelmesiyle birlikte yeni bir bar açıldı ve Mayıs ayı itibarıyla arkadaşlar takip edilmesi gereken aylık bazda, özellikle ifade ediyorum, Mayıs ayı genelinde takip edilmesi gereken ana direnç noktamızın 6.23 olduğunu görmekteyiz. 6.19-6.20 seviyeleri haftalık direnç olarak, pardon, Fibonacci direnci olarak takip edilmeli. 6.23 seviyesi ise bu ayın birinci pivot direnci olarak görülüyor. Şayet 6.20'nin üzerine çıkılması ihtimali oluşur. 6.20 destek yapılır ise bu durumda 6.38 seviyesi ikinci bir aylık pivot direnci olarak hedeflenebilir olarak görülüyor. Arkadaşlar haftalık grafiklerimizden günlük grafiklerimize dönecek olur isek. Günlük grafiklerimiz itibariyle de şurada görmekte olduğunuz gibi 5.30 seviyesine yönelik bir geri çekilme olmuştu swap kriziyle alakalı olarak. Bu seviyeden referans almak kaydıyla çizdiğimiz bir Fibonacci çizimimizde şayet 5.98 seviyesi aşılır ise Fibonacci ölçümleri hangi seviyeyi hedefliyor şeklindeki bir bakış açısıyla çizimimizi genişlettiğimiz zaman ortaya çıkan tablo şu arkadaşlar. 5.98 seviyesinde önemli bir direnç oluştuğunu görüyoruz. 3 defadır bu direnç seviyesini zorluyoruz. 5.98 üzerine çıkıyoruz ancak kalıcı olamadık henüz. Dolayısıyla bu direncin zorlanmakta olduğunu görmekteyiz. Şayet bu direnç aşılır ise bu durumda arkadaşlar şu noktaya kadar yani 6.19 seviyesini bir kez daha görüyoruz. Pivot seviyemiz itibari pardon Fibonacci haftalık grafiğimizde de bu seviyeyi hatırlarsanız görmüştük. O halde 6.20 seviyesine bir tik daha bırakmak gerekiyor. Önemli bir seviye olması itibariyle. Arkadaşlar günlük grafiğimiz itibariyle baktığımız zaman konuya şayet gelecek olan bir olumsuz, daha doğrusu seçimlerin iptal edilmeyeceği yönünde bir haber gelir ise, böyle bir durumda ise geri çekilme eğilimi nereye kadar devam edebilir sorumuza yanıt ise şurada görmekte olduğunuz 38.2 yani 5.85 seviyesi ön plana çıkmakta. Bu seviyeye kadar bir geri çekilme olasılığını dikkate almak gerekiyor. Şayet 5.85-5.90 aralığında biraz sonraki grafiğimde 5.88 seviyesinin de önemli bir, hatta o grafiğime dönüş yapayım isterseniz arkadaşlar. Evet. Bu grafiğimizde arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz bir yeşil kesik çizgilerimiz bulunuyor. 5.87 seviyesi. Dolayısıyla 5.85, 5.87, 88 bölgesine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Bu seviyelerden bir destek ve tepki bulunması gerekir. Ancak eğer ki biz 5.85 seviyesinden bir tepki bulamıyorsak, oluşan iyimserlik biraz daha abartılmak suretiyle kullanılır. Ekstra satışlar, yani dolar TL'ye yönelik olarak ekstra satışlar söz konusu olacak olur ise bu durumda takip etmemiz gereken şuradaki beyaz ana destek hattımız bulunuyor ki bu da 5.79 seviyesine ulaşmış durumda. 5.79 seviyesi arkadaşlar önemli bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Zira bu destek ve direnç noktalarımız her gün yükselen bir trend içerisinde bulunduğumuz olduğu için rakamsal olarak da değişmekte ve yükselmekte. Sevgili dostlar, şu an için sarı hattımızın bulunmuş olduğu desteğin üzerindeyiz. En yakın desteğimiz bu seviyedir ve bu desteğimiz şu anda 5.94.64 olarak görülmekte. Bu destek üzerinde kaldıkça yukarıda görmekte olduğunuz sarı kesik çizgilerimiz, yani 6.05-6.06 seviyesi ilk önemli direncimiz konumunda bulunuyor. Zira 6.06 seviyesinin haftalık ikinci direnç noktamız olduğunu da biraz önce sizlerle paylaşmıştım zaten. Buranın da aşılması durumunda ise 6.10-6.11 seviyesi bir sonraki direnç olarak, günlük grafikler adına ifade ediyorum, direnç olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. Affedersiniz. Değerli dostlar, pazartesi günü için dikkat edilmesi gereken seviyelere bakacak olur isek, pazartesi günü için arkadaşlar 5.96-94 veya 5.97 seviyesi diyelim, pivot seviyemiz olarak görülüyor. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 5.97-80, sonrasında 5.99-14 ve 6 seviyesi pazartesi günü itibariyle direnç seviyelerimiz olarak kendini hissettiriyor. 6 seviyesi psikolojik bir direnç noktası olarak hatırımızda sürekli olarak bulunmalı.
gelecek olan şu an piyasanın en önemsediği haber olarak seçimlerle ilgili tabloya bağlı olarak bu direncin aşılma ihtimali kararla birlikte mümkün olabilir görülüyor. Zira bu seviyeye oldukça yakın bir seyir içerisinde bulunduğumuz için. Değerli dostlar, bir de BIOP verilerine bakalım isterseniz. BIOP Mayıs kontratları itibariyle değerli arkadaşlar 6.06.56 haftalık pivot seviyemiz. Kapanışımız 6.06.10 ile bu seviyenin aşağısında, pivot seviyesinin aşağısında gerçekleşti. Zira sizlere son analizlerimde 2 gündür Perşembe ve Cuma günü itibariyle BIOP cephesinde bir sakinlik veya bir durgunluk olduğunu, yeteri kadar yukarı gidebilme noktasında başarı sağlayamadığını ifade etmiştim. Ve bunun sebebi olarak da Perşembe günü itibariyle özellikle Merkez Bankası'nın short işlemleri yapmaya başladığını ve Cuma günü de yine bu short işlemlerini Mayıs vadeli kontratlarında devam ettiğini, bunun etkisinin söz konusu olabileceğini belirtmiştim. Bu sebeple USD-TRY kurundaki hareketliliğe rağmen BIOP dolar kontratlarında biraz daha sakin bir seyrin veya zorlanmanın olduğu olabileceğini vurgulamıştım. Birazdan size Cuma günü itibariyle ne miktarda bir kontrat açtığını göstereceğim. Ancak ilk etapta pazartesi günü için arkadaşlar BIOP Mayıs kontratlarında 6.07 seviyesinin birinci direnç konumunda olduğunu, 6.08.52 ve 6.09 seviyelerinin ise dirençler konumunda olduğunu hatırlatmış olayım. Buradan arkadaşlar hemen Merkez Bankası'nın Cuma günü itibariyle yaptığı işlemlere bir dönüş yapmış olalım. Merkez Bankası değerli dostlar Cuma günü 62.682 kontrat short pozisyon açmış. Bir günde açtığı kontrat sayısıdır arkadaşlar. Önemli bir rakam olarak ifade edebiliriz. 6.07 ortalama ile bu pozisyonunu açmış durumda. Hemen Perşembe ve Cuma günü itibariyle, pardon arkadaşlar, bu Perşembe günü açmış olduğu pozisyon sayısı 2 Mayıs tarihini göstermekte. Hemen 3 Mayıs tarihine döneyim. Yani Cuma günü itibariyle ne kadar pozisyon açmış? Perşembe günü 62.600 idi. Cuma gününün tarihine dönüş yapıyorum. Evet, Cuma günü de 6.06.70 ortalama ile 43.000 kontrat civarında pozisyon açtığını görüyoruz. Ve bu açmış olduğu pozisyonların çok büyük bir bölümünü ise Halk Yatırım karşılamış durumda. Bir kamu bankasının karşılıyor olması da akıllarda bazı soru işaretleri bırakabiliyor. Zira ileri vadelerde, Ağustos, Ekim ve Aralık vadelerde Merkez Bankası'nın 30 Nisan tarihinde açmış olduğu yeni pozisyonlarının da ağırlıklı olarak Halk Yatırım ve Ziraat Bankası tarafından karşılanmış olması bu düşünceyi biraz ön plana çıkarmış durumda. Değerli dostlar, BIOP'la ilgili olarak çeşitli vesileler ile soru cevap bölümü olarak aktarmış olduğum 3 farklı videomda bu konulara değindim. Onun için tekrardan bu hususlara değinmek istemiyorum. Hafta genelinde detaylı bir şekilde açıklamaları yapmaya gayret göstereceğim. Yalnız sevgili dostlar, bu akşam itibariyle bir İstanbul seyahatim olacak ve zannediyorum bir hafta civarında yoğun bir tempom olacağı için analizlerimde bazı aksamalar olabilir. Bazen çok geç saatlerde, bazen ise gün içerisinde fırsat bulabildiğim anlarda analiz aktarabilirim. Onun için rutin analiz saatlerimde bazı şaşmalar olacaktır. Bu sebeple şimdiden özür diliyorum, kusura bakmayınız. İyi haftalar diliyorum, hoşça kalınız, selamlar ve saygılarımla.